Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 2 Ocak Pazartesi. Uzun, bir aradan sonra Radyo Kassel'den merhaba. Değerli dinleyiciler, Hartz 4 olarak bilinen sosyal yardımın yerini alan vatandaş parası yasası yürürlüğe girdi. Yeni yılla birlikte çocuk parası ve konut yardımında artışı içeren bir dizi yasa uygulamaya sokuldu. Vatandaş parası uygulamasına göre tek başına yaşayan yetişkinlere ayda 502 euro, evli veya birlikte yaşayan çiftlere kişi başına 451 euro vatandaşlık parası ödenecek. 14 ile 17 yaş arasındaki çocuklara 451 euro, 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklara 348 euro ve 5 yaşına kadar olan çocuklara kişi başına 318 euro ödeme yapılacak. Şimdiye kadar çocuk sayısına göre ödenen çocuk parası her çocuk için 250 euro olarak ödenecek. Dar gelirlilere ödenen konut parası 190 euro artırılacak. 20'lik sigara paketi fiyatı 20 sent artırıldı. Aylık kazançları 2000 euroya kadar olanlar daha düşük sosyal sigorta aidatı ödeyecek. Erken emekli olanlar emekli aylıklarında kesinti yapılmadan başka işlerde çalışabilecek. Gastronomide oluşan ambalaj atıklarına karşı Ocak 2023'ten itibaren restoranlara teslimat hizmeti verenlere ve catering firmalarına birden fazla kullanılabilir paketleme ürünleri sunma zorunluluğu gelecek. Ancak 5 işçiden fazla çalışanı ve 80 metrekareden büyük olmayan iş yeri olanlar istisna kapsamına alınacak. Bu kapsamdaki iş yerlerine müşterilerin yiyecek ve içeceklerini yanlarında getirdikleri kaplara doldurma zorunluluğu getirilecek. Konut yardımı almaya hak kazananlar uzun işlem süresiyle karşı karşıya onun için sabırlı olmaları gerekiyor. Konut yardım reformunun 2023 yılında yürürlüğe girmesiyle önemli sayıda insan daha konut yardımı alabilecek. Ancak yardım miktarının hesaplanmasında kullanılacak yazılım programı hazır olmadığı için başvuruların işlenmesi gecikecek. Yani konut yardımı almaya hak kazananlar yardımı alabilmek için uzun bir süre bekleme zorunda kalacak. Konut yardımı almak için yeni başvuru yapanların beklemesi gerekiyor. Konut yardımı ile ilgilenen yetkili makam başvuruları işleme sokmak için 10 yeni eleman alınmasına karar verdi. Burada anlatmaya çalıştığımız kasel ancak bunlardan sadece 6'sı işbaşı yaptı. 2022'de Kassel ilçesinde 2740 insan konut yardımı aldı ve şimdiye kadar yaklaşık 4000 insan konut yardımı almaya hak kazandı. Konut yardımına hak kazanan herkesin başvuruda bulunmadığı ifade edildi. Gelecekte yaklaşık 12 bin insanın konut yardımı başvurusu yapması bekleniyor. Konut yardımı almaya hak kazananların başvurularının işleme alınması için ne kadar süre beklemek zorunda kalacaklarını açıklamak mümkün görülmüyor. Çünkü bir başvurunun işleme sokulması özellikle yeni başvurular söz konusu olduğunda gerekli tüm belgelerin mevcut olup olmadığına da bağlı olduğundan ortalama bir ortalama bir süre vermek mümkün değil. Halihazırda konut yardımı alanların yeni bir başvuru yapmasına gerek yok yapılacak yardım miktarı yeni yasal düzenlemeye göre ayarlanacak. Almanya'da kira yardımı sosyal yardım almayan dar gelirli ailelere veriliyor. Yeni dönemde söz konusu yardımdan asgari ücretle çalışan veya aynı miktarda emekli maaş alan kişiler de yararlanabilecek. Kira yardımının tam miktarı ise kira bedeli, kişi sayısı ve ikamet yerine göre değişiklik gösteriyor yeni yılda yürürlüğe girecek konut yardımı reformu ile kira yardımı alan hanelere ödenen yardım miktarı 170 eurodan 370 euroya yükselecek. 67 yaş üstü çalışanların sayısı artmaya devam ediyor. Habere göre 1 milyon 66 bin insan emekli olduğu halde çalışmaya devam ediyor. Bunlardan 400 binden fazlası 70 yaşın üzerinde. Bu durum yıldan yıla artarak devam ediyor. Bir gazete haberine göre Almanya'da 67 yaş üstü ve istihdam edilenlerin sayısı yeniden arttı. Hükümetin sol partinin soru enerjisine verdiği cevabı kanıt olarak gösteren ...redaksiyon Netzwerk Deutschland'a göre 67 yaşında olup çalışmaya devam edenlerin sayısı bu yıl 1 milyon 66 binin üstüne çıktı. Bu geçen yıldan yaklaşık 15 bin ve 2015'ten ise 200 binden daha fazlaydı. Hükümetin yanıtı aynı zamanda şu anda 400 binden fazla çalışanın halihazırda 70 ve yaklaşık 138 bin insanın da 75 yaşın üzerinde olduğunu gösteriyor. Birçokları için sevilerek veya çalışma aşkıyla alınmış bir karar değil. Sol partili politikacı Baharç, yaşlılıkta yoksulluk ve küçük emekli maaşları insanları iş dünyasına geri döndürüyor dedi. Birçokları için bu gönüllü bir karar değil. Bartsch rekor enflasyon göz önüne alındığında büyük bir emeklilik reformunun giderek daha acil hale geldiğini söyledi. Memur statüsünde olmayan emekçilere ödenen yüzde miktarının değiştirilerek yüzde 53'e çıkarılması çağrısında bulundu. Ayrıca emekli maaşının asgari 1200 lira olmasını istedi. Bartsch parlamento üyeleri, memurlar, serbest meslek sahipleri veya ARD patronları da dahil olmak üzere Geliri olan tüm vatandaşların ödeme yapacağı bir emeklilik kasasına ihtiyacımız var dedi. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya'da emekli maaşı giderek daha fazla yaşlının geçinmesine yetmez hale geliyor. Haberlere göre giderek artan sayıda emekli temel güvence yardımı alıyor. İçinde bulunduğumuz yılın yani geçtiğimiz yılın Haziran ayında neredeyse 628.600 emeklilik yaşındaki kişi ülke çapında temel güvence yardımı aldı. Bu Haziran 2021'dekinden yaklaşık 51 bin daha fazla. Yaşlılıkta yoksulluğun arttığını söyleyen Sorpatli politikacı Baç, hükümeti harekete geçmeye çağırdı. Baç asgari emekli maaşının 1200 euro olmasını istedi. Sosyal Birlik FDK Başkanı Mahşer'e göre temel güvence yardımı kuralları yapay olarak yapılmış hesaplama nedeniyle yaşamak için yeterli değil. Örneğin tek başına yaşayan ve temel güvence yardımına muhtaç olan bir kişiye yemek içmek ve diğer ihtiyaçlar için günlük olarak 4 euro 69 sent veriliyor. Hartz 4 yardımı alan bir ailede yaşayan 10 yaşındaki bir çocuğa ise kitap parası olarak 2 euro 71 sent ödeniyor. Bu nedenle Uzike Maşa hükümetten hesaplamanın yeniden yapılmasını ve insan onuruna yakışır asgari bir yaşam standartı talep etti. Daha az yiyecek ama daha çok insan. Bu yıl 2 milyon insan yoksullara gıda yardımı yapan Taful kuruluşunun önünde kuyruğa girdi. Bu bir önceki yıla göre yüzde elli artış anlamına geliyor. Her üç tesisten biri yeni başvuruları durdurmak zorunda kaldı. Kendi açıklamalarına göre bu yıl Almanya'daki Taful kuruluşlarına sürekli artan yoksul insan akışı yaşandı. Tafel Doğuşland Kuruluşu'nun başkanı Brühl, Redaksiyon Netzwerk Doğuşland'a yaptığı açıklamada söz konusu sayının yaklaşık olarak 2 milyon olduğunu söyledi. Siyasilere ülkedeki ihtiyaç sahiplerine daha iyi bakmaları çağrısı yapan Brühl, ayrıca gönüllü hizmet verenlere angajmanlarının ödülü olarak ücretsiz toplu taşıma bileti verilmesini istedi. Değerli işte Havai fişeklerle uğurladığımız 2022 yılı böyle geçti. 2023 yılı da pek farklı olmayacak. Yoksulluğu, savaşları, tecavüzleri, şiddeti havai fişeklerle uğurlamayı, barışı, adaleti başkalarına havale etme geleneğini sürdürdükçe zengin daha zengin, yoksul daha yoksul olmaya devam edecek. Derneğiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın Her şey görünüş olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.